yaptınız. Evet. Dinlemeler, incelemeler çıkıyor. Bizim belediyelerimiz maalesef şöyle çalışıyor. Yani bu göreve geldikleri 2009'dan beri biri bizi gözetliyor gibi. Her an 24 saat gözetim altındalar. Dün zaten Kadıköy Belediye Başkanımız açıkladı. Yani isyan etti. Açıkladı. Yani bu doğru bir şey değil. Sabah 5'lerde belediye başkan yardımcıları, yöneticiler evlerinden toparlanarak soruşturmaya gidiliyor. Bir hafta evvel Maltepe Belediye Başkanımız çok basit bir ifade vermek için zorla polis nezaketinde gitti. Evet. Ondan önceki hafta avcılar. İşte seçim öncesinde İzmir Büyükşehir Belediye'miz hala orada yönetici arkadaşlar tutuklu. Ortada şey yok, suç yok. İddialar var. O iddialar süresince de işte ne oluyor? Çamurat izi kalsın. Çok doğru şeyler değil. Ha ben şunu görebilsem, mesela Kayseri ile ilgili bir takım Büyükşehir Belediyesi ile ilgili iddialar atıldı. Şimdi aynı muamele orada var mı? Yok. Veya herhangi bir muamele AKP belediyesinde var mı? Yok. O zaman bu çifte standart esasında çok inandırıcı da olmuyor. Ama bunun adı, hani nasıl hazırlanıyor AKP yerel seçim var önümüzde 2014'te? Bu şekilde hazırlanıyor. Yani bunun adı AKP yerel seçimleri hazırlanıyor. Hazırlanıyor. Peki devam ediyoruz. Peki sizin başbakanın söylediklerine cevabınızı bir kere daha yinelemek ister misiniz? Vakıflarla ilgili evet. Yani Almanya Büyükelçisi de açıklama yaptı. Yani Almanya'dan, vakıflardan evet. Sonuç itibariyle kanunlar çerçevesinde, kanunların izin verdiği çerçevesinde yardım alan yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri var. Evet. Bunlar Adalet ve Kalkınma Partisi belediyelerinin de aldıkları var. İsimleri de açıklandı. Tamam. Yani biz bu konuda bir sıkıntımız yok. Dediğim gibi başbakanın eğer bildiği bir şey varsa ortaya koyması lazım. Yani zaten ben şeyi anlamıyorum. Yani bir başbakan neden dedikodu yapar? Yani bir başbakanın görevi nedir? Gereğini yapmaktır. Evet. Varsa böyle bir sorun, bugün de olmadığına göre Erkan Bey kaç sene oldu? 9 sene, 10 sene. 10 senedir niye bekliyorsan Sayın Başbakan? Bildiği varsa gereğini yapması yani lazım. Yani madem Almanlar Türkiye'de bir film fırıldak çeviriyorlar, niye durduruyorsunuz? Tabii zamanda niye, evet, niye müdahale etmiyor? Niye one minute demiyor? Ya, yapıyor ya öyle, sizin de şimdi jenerinizde gördüm. One minute desin o zaman yani. Şimdi burada böyle dedikodu yapması hoş olmuyor açıkçası. 35 yıllık tüccarız. İşlerimiz bozuldu. Çek mağdur olduk. Köşe bucak polisten kaçıyoruz. Lütfen burada bir düzenleme yapın. İş adamı olmak suç mu? İnsan çek yazıyor, ödeme sıkıntısına giriyor. Ondan sonra çekten tutuklama çıkıyor. Yeni tasarıda çekten tutuklama ne zaman kalkacak? Lütfen buna bir cevap. Bu sizin de çok iyi bilebileceğiniz bir konu. Siyasetten önce ticaret erbabıydınız. Öyle. İş adamı olmak suç. Doğru. Hem ona gelmeden evvel biraz evvel bir şey söylediniz. Yani ana muhalefet olarak sadece eleştirmeyelim. Ne yapardınız dediniz. Grup Başkan Vekilimiz Akif Hamza Çebi 100 bin öğretmen ataması ile ilgili kanun teklifini meclis açılır açılmaz verdi. Evet. Yani yapılması gerekiyor, ihtiyaç oluyor, gerekçeleriyle beraber. O zaman bir bağırayım. Ey atanamayan öğretmenler ya da ataması yapılmayan öğretmenler. Cumhuriyet Halk Partisi sizin için bir kanun teklifi vermiş. 100 bin öğretmen ataması ile ilgili. Yani hemen seçimlerden sonra böyle bir kanun teklifi verildi. Evet. Ama tabii bizim vermemiz bir şey ifade etmiyor. Biz çünkü iktidar değiliz. Yani şimdi siyasi iradenin dediğim gibi bu konuda irade göstermesi gerekir. Biraz sonra konuşuruz ama benden sonra gelecek olan konuğunuz evet. Sayın Bakan, Sayın Çelik. Evet. Eski biliyorsunuz Milli Eğitim Bakanı. Yani bu konuda onlara da sorun. Onun da bu konuda hakikaten deneyimleri var, tecrübeleri var. Eminim. Yani o da zamanında bu konuda görev yaptığı için yani burada eleştirecektir Milli Eğitim Bakanlığı'nın şu andaki yaptıkları uygulamaları. Peki devam ediyoruz efendim. İş adamı olmak suç mu dediniz? Evet. Yani Türkiye'de vatandaş olmak zaten suç. ya yandaş olacaksınız, vatandaşsanız suç. Yani yandaş olursanız problem yok ama vatandaşsanız sorun var. İş adamı olmak suç. Neden suç? İstihdam yaratıyorsunuz suç. Vergi veriyorsunuz suç. Efendim ihracat yaparsınız suç. Evet. Kayıtlı olursunuz suç. Yani Türkiye'de hakikaten iş adamı olmak potansiyel suçlu muamelesi görüyor. Erkan Tan, Adalet ve Kalkınma Partili belediyeler yanlış yapmaz. Söyle bunu Umut Orhan'a. O yüzden onlara polis baskını olmaz demiş bir seyircimiz. Yani. Bu yargı doğru mu? Yani burası Türkiye. Biz birbirimizi biliriz sevgili seyirciler. Yani bu kadar belediye var, bu kadar büyükşehir belediyesi var, bu kadar belediye meclis üyesi var, bu kadar bakanlık genel müdür var, müsteşarı var, Adalet ve Kalkınma Partili. Yani hiçbirinde yanlış yok mu yani? Bilmem ki, bilmiyorum. Biraz evvel ifade ettiğim gibi bakın 3500 tane belediyenin 2000'ini yakını Adalet ve Kalkınma Partili. İlçe, evet. Belde veya büyükşehir. Dediğiniz gibi orada arkadaşımızın sorduğu gibi yani bunların hiçbirinde mi bir inceleme olmaz? Yani böyle bir şey olabilir mi 9 yıldır? Hiçbirinde olmadı. Ama bizim bakın ben sadece İstanbul'da 5 tane saydım. Yani son Sarıyer, Maltepe, Avcılar,
Kadıköy. Yani böyle bir şey olabilir. Silivri vardı ondan evvel. Yani böyle bir şey olabilir mi? Yani sürekli, ama zaten yani bizim artık belediye başkanlarımız şey gibi, deprem gibi. Yani ne zaman her an her şey olabilir. Ve zaten şöyle bir şey var. Yani baskın yapmalarına gerek yok. Lütfen bizim bir belediyemize bir gidin. Yani bir Cumhuriyet Halk Partili belediyeye gidin. Evet. Oradaki odalar yaklaşık yani 3 odadan bir tanesinde zaten bir inceleme memuru oturuyor. Evet. Sayıştay'dan gelen var, Maliye'den gelen var, Çalışma Bakanlığı'ndan gelen var. Artık yani odaları onlara şey yapmış durumda.